Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hedâna lihâzâ ve mâ künnâ linehtediye levlâ en hedânallâh. Laqad câet rusulü rabbinâ bil hak. Sallu alâ resûlinâ Muhammed. Maide suresi 109. ayet-i kerime. Bu ayet-i kerimeden bir nükteyi alacağız. Ayet-i kerime yevme diyerek başlıyor. Yevme gün demek. Kur'an o kadar zengin bir kelam ki yevme kelimesi Arapça'da mensup bir kelime. Yani İrab bakımından nasb edilmiş. Yevme tekil bir kelime, müfret bir kelime. Müfret kelimenin nasb alameti de üstündür. Yevme sonu üstünlü. Şu yevme kelimesini sonundaki üstüne tam 11 farklı tefsir yapmışlar. Ve subhanallah. Yevmeye değil, yevmenin sonundaki üstüne. Biz sadece tekini alalım. Kelamın başında bir üzkürü, hatırlayın emir mukadderdir. Üzkürü, yevme yecmeullah. Üzkürü yevm, o günü hatırlayın. Yecmeullah, Allah o gün toplar. Kimi toplar? Er-Rusul, peygamberleri toplar. Hesap günü kardeşlerim. Mahşer günü. Feyagul, Rabbimiz peygamberlerine der ki, mâzâ uciptum, size ne cevap verildi? Yani sizler ümmetlerinizi imana, itaate, ibadete davet ettiğinizde, bana davet ettiğinizde, onlar size ne dedi? Galu, peygamberler der ki, la ilmelena, bizim bir bilgimiz, bir ilmimiz yoktur. İnneke muhakkak ki sen, ente, sen, allamul guyub, gaybları en iyi bilensin. Şimdi mana bir daha dikkat kesilelim. O gün ki Allah peygamberlerini toplar ve onlara der ki size nasıl icabet edildi? Onlar der ki bizim bir ilmimiz, bilgimiz yoktu. Sual. Kur'an'ın birçok yerinde peygamberlerin o gün şahitlik yapacağından bahsedilmiş. Mesela فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ. Biz her bir ümmet için bir şahit getirdiğimizde, yani her bir ümmetin peygamberini o ümmete bir şahit getirdiğimizde onların hali nice olur. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِينَ. Biz o gün her ümmeti imamlarıyla davet ederiz. Şimdi peygamberler şahitlik yapacak. Hatta yine Bakara suresi وَكَذَٰلِكَ جَنَّاكُمْ اُمَّةً وَسَطًا. Biz sizleri vasat bir ümmet yaptık. لِتَكُونُ شُوَدَا لِنَّاسِ. İnsanlık için şahitler olun. Ümmeti Muhammed'in bile ahirete bir şahitliği var. Peki hal böyleyken peygamberler niçin Cenab-ı Hakk'ın size ümmetleriniz ne dedi? Nasıl icabet etti sorusuna karşı şahitlik yapmıyorlar ve diyorlar ki la ilmelena. Bizim bir bilgimiz yok. Yani biz Kur'an'ın
peygamberlerin şahitlik yapacağını beyan eden ayetleriyle bu ayetteki peygamberlerin la ilme lena, bizim bilgimiz yoktur sözünü nasıl vecih tevfik etmeliyiz? 5 farklı şekilde bu soruya cevap vermişler. Allah verenlerden razı olsun. Onlar bu soruya cevap vermeselerdi bizler cevabını bulamazdık. Birinci cevap İbn Abbas Hazretleri'nin, İmam Suddi ve İmam Hasan'ın tercihi. Onlar diyorlar ki mahşer günü acayip sahneler vukua gelir. Öyle dehşetli anlar yaşanır ki peygamberler dahil olmak üzere bütün insanlar kaçışmaya başlar. Cenab-ı Hak hesap meydanına, mahşer meydanına azametiyle, celaliyle, kibriyasıyla tecelli eder. Peygamberler dahil insanların aklı başından çıkar. Herkes bir tarafa koşar. Kimse nereye koştuğunu bilmez. İşte Cenab-ı Hakk'ın bu sorusu peygamberlere. Mâzâ ucibtum, size ne cevap verildi sorusu öyle bir hengamda sorulmuştu. Peygamberler o azamet ve kibriya ve mahşer meydanının dehşetinden, o kendi efendim akılları, fikirleri bir nebze sarsıldığı anda onlar dahi bütün bildiklerini unutmuşlar. La ilme lena demişlerdi. Bilgimiz yoktu. Bir zaman sonra bu hal peygamberlerden alınır ve onlar şahitlik vazifesini icra ederler. Demek ki bu la ilme lena, bizim bilgimiz yoktur sözü bütün zamanı kapsamıyor. O dehşet anını kapsıyor. O dehşet anı bitince Kur'an haber verdiği peygamberler şahitliği devam ediyor. İkinci görüş yine İbn Abbas Hazretlerinin bir tercihi. Mana şudur diyor İbn Abbas Hazretleri. Ya Rabbi, biz onların sadece bize açıkladıklarını biliriz. Onların gizli ya da aleni yerlerde bize gözükmediği zamanlarda ne yaptıklarını bilmeyiz. Bizim ilmimiz onların gizli hallerine nüfuz etmemiştir. Ama sen onların hem gizlediğini hem de açıkladığını, hem gizli hallerini hem aleni hallerini bilirsin. Bu sebeple onlar la ilme lena demişlerdi. Üçüncü görüş şudur. Peygamberler bizim ilmimiz yoktur demekle şunu kastetmiştir. Ya Rab, biz öldük ve ümmetlerimizin arasından çıkartıldık. Bilmiyoruz onlar bizden sonra neler yaptı. Ebedi saadet ya da ebedi şakavet son nefese bağlıdır. Bilmiyoruz acaba bizim zamanımızda sapkın olanlar hidayete geldi mi? Ya da bizimle beraber hidayet üzere olanlar bizden sonra sapkınlığa mı düşüler? Bu konuda bizim bir bilgimiz yoktu demek istemişlerdi. Dördüncü görüş. Peygamberler la ilme lena, bizim bilgimiz yoktur sözünü tevekkül ve rıza makamında söylemişlerdi. Yani ya Rab, inneke ente allamul guyub, sen gaybları en iyi bilensin. Sen hükmünde hata etmeyensin. İlmin nihayetsizdir. Her şeyi en iyi bilensin. Senin gibi adil mutlak, alim mutlak karşısında zaten senin bildiğin bir olayı söylemek, şahitlik etmekten biz haya ederiz. Biz senin hükmüne tevekkül ettik ve senin ilmine dayandık demek istemişlerdi.
Hani düşünün, bir büyük bir söz söylese. Dese ki bu konuda ne biliyorsun? Edeben boynu büküp deriz ki efendim siz daha iyisini bilirsiniz. Değil mi? Sahabeler öyle diyordu. Allah ve Resulü alem. Allah ve Resulü en iyisini bilir. Cevap vermiyorlar. İşte peygamberler de Cenab-ı Hakk'a ente alem. Ya Rabbi sen en iyisini bilirsin. Bu makamda tevazu için la ilme lena demişlerdir. Ve beşinci söz benim çok hoşuma gitti. Şemsul Eyyime lakabı, imamların güneşi, Fahru Gazi Hazretleri zikrediyor. Çok güzel bir izah. Çok ince bir izah. Diyor ki ilim başkadır. Zan başkadır. İlim kat'i, kesin ve doğru bilgidir. Bir insanın başka bir insan hakkındaki bilgisi ilim olamaz. Ancak zan olabilir. Çünkü o onun kalbini bilemez, fikrini bilemez, iç dünyasını bilemez. Çünkü o onunla çok az zaman geçirmiştir. Dolayısıyla bir insanın bir insan hakkındaki sözüne ilim denmez, zan denir. Peygamberler la ilme lena, bizim ilmimiz yoktur. Neyimiz vardı? Ancak zannımız vardı. Ya Rab, biz bu kullarını böyle bildik. Lakin hakiki ilim sana aittir demişler ve kendilerindeki bilginin ilim olmadığını, zan olduğunu Cenab-ı Hakk'a ilan etmişlerdi. Demek ki la ilme lena, bizim bilgimiz yoktur sözü hakkında 5 farklı izah yapılmış. Cenab-ı Hak bu izahları anlamayı, nakletmeyi bize nasip etsin. Ve bu izahları bize Kur'an'ı anlamamız için yapmış, ulaştırmış müfessirlerden Allah ebeden razı olsun. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Tegabbel minna bi hurmetil Fatiha.